Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere akvaryum bakımını detaylı bir şekilde aktaracağım. Önce bu hafta ne yaptığımı anlatacağım. Sonra da 2 hafta sonra devamını anlatacağım. Arkadaşlar, bu videoyu yapmak biraz benim için zor oldu. Hem çok uzun sürdü, hem de bilenler bilir ekipmanım çok iyi olmadığı için çekerken bu işlemleri yapmak oldukça zor oldu. Umarım video hoşunuza gider. Hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim. Buralara sizin desteklerinizle geldim. Ve daha fazla böyle video istiyorsanız, bu videoları beğeniyorsanız bana destek vermeniz beni çok mutlu eder. Şimdi videoya geçebiliriz. Bugün bir su değişimi yapacağız. Mos ağacımızı budayıp camları sileceğiz. Sonraki haftada tilki kuyruklarını ve çınarı budayacağız. Böyle bir kova kullanıyorum. Bu kovaya hortumla su aktaracağız ki işlemlerimizi daha kolay bir şekilde yapabilelim. Yani akvaryum suyunun seviyesini biraz azaltacağız. Buradaki su akıntısında büyüyen mosu da bulacağız. Tabii ağacı budadıktan sonra böyle yerde bir sürü mos kalıyor. Henüz bu mosları nasıl toplayacağımı tam olarak çözemedim. Ve gelişen zemin bitkilerini de çok rahat görebilirsiniz. Tabii burada üstten daha güzel gözüküyorlar. Bu mosları ileride toplamayı çalışacağım. Son görüntü bu şekilde, tamamen suyu azalttım. Şimdi artık geri koymadan başka bir işimiz kalmadı. We'll be right back.
Arkadaşlar, şimdi ilk bakımı yaptıktan sonra yaklaşık bir iki hafta üstünden geçti. Hatırlarsınız, şu ağacı budamıştık, camları silmiştik ve yerlerden bazı mosları toplamıştık. Onun dışında bir şey yaptıysak da ben hatırlamıyorum. Şimdi bugün iki hafta geçtikten sonra su değişimi zamanı geldi. Ben iki haftada bir su değişimi yapıyorum. Eskiden bir haftadır haftada bir yapıyordum. Fakat salyangozlar ve karidesler kötü etkilendi bundan. Ben de iki haftaya çektim. Şimdi bugün tilki kuyruklarımızı budayacağız. Biliyorsunuz alttan buduyorum. Bu sopaları çıkararak. Bir de çınarları budayacağım. Budadıklarımı ekeceğim tekrar. Bakın böyle. Kök çıkardı. Gövdesinden. Şöyle göstereyim. Gövdesinden çıkardı. Bayağı da uzadı yani. Bir de şu yeni yaptığım aparatla göstereyim. Mıknatısı almıştım hatırlarsanız. Onunla camları sileceğiz. Camları silmeden önce tabii benim kullandığım biliyorsunuz kredi kartları var. Bu kartlarla önce şu camları bir camdan çekerim. Hani zarar görmesinler. Zeminde olsunlar ben silerken. Benim işimi zorlaştırmasınlar diye. Sonra da mıknatısı da silerim. Artık tamamen kolumu sokmama gerek yok. Deneyelim. Geçelim. Bakın. Benim görmediğim salyangozum. Haftada bir falan görüyorum. Yeri çıkmış. Bunlarda yavru bir karides var. Yusun yiyor camdan. Arkadaşlar şimdi çınarda aslında biraz da bilerek böyle az budadım. Ne yaptım? Ön taraflardan iki tanesini budadım. Arka tarafları bilerek bıraktım. Çünkü arka taraflarının daha böyle dolu olmasını istiyorum. Önden iki tane budadığımı da biraz da aşağılara ektim. Böyle orasının çok sık olmasını istiyorum balıkların ve karideslerin. Çok daha kolay saklanabileceği bir alan oluşturmak istiyorum. O yüzden zemini oldukça dolduruyorum. Tabi zemindekiler ışık alamayabilir. İşte bakacağız. Kötü olabilir ama sıkıntı yok. Bu bitki çok iyi uyum sağladı zaten. Karbondioksit olmamasına rağmen. Yine her şekil gelişecektir diye düşünüyorum. Tilki kuyruklarını da bu şekilde ektim. Onlar da güzel gözüküyor. Şimdi camları bir sileceğim üstten. Pardon. Ondan sonra da tamamen silip
su değişimini yapıp bitireceğiz. Camları sildikten sonra yaklaşık şöyle bir bakalım. 30 yani şu kadar. 10 litreden az 8-9 litre bir su boşalttım. Hop. Salyangozumuz da orada. Tabii bayağı iyi çalıştı. Bu sistem bakın yosunları görüyorsunuz yeşil yeşil. Camlar bayağı temiz fakat şu aşağı kısımlarını alamadım. Şimdi neden olduğunu göstereyim size hemen. İndim aşağıya. Arkadaşlar kuma iyi bakın. Gördünüz mü? Bu mıknatıs artık nasıl bir mıknatıssa kumu çekiyor arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey görmedim. Kumu çektiği için de en dip kısımları araya taş girer, camı çizebilirdik. Korktuğumdan dolayı çok iyi bir şekilde alamadım. Bunları artık kartla süngerle bir şeyle alırım. Şimdi şunu da göstereyim. Suyun dışında büyüyen mosların tipi. Ya, suyun dışında değil tabi akan suda. Ama suyun dışındaki görüntüsü bu. Şimdi su dolduralım. Evet arkadaşlar çok şükür bugünlük işimiz bitti. Şimdilik bu yüzey bitkilerini böyle bıraktım. Pipeti kullanmayacağım. Bakalım nerelere dağılacaklar. Ona göre bakarım. Filtrasyonu da artık başka zaman temizlerim. Böyle hepsini bir anda yapınca hobiden soğuyabiliyorsunuz. Çok uzun sürüyor. Bakın camlar çok şık oldu. Arkadaşlar fikrimce bir akvaryumun bakımlı olup olmadığını su berraklığından anlayabilirsiniz. Çünkü su berraksa filtrasyon sistemi iyidir ve filtrasyon sık sık temizleniyordur. Eğer filtre kullanılmıyorsa bitkiler çok sağlıklıdır. Çünkü biliyorsunuz filtresiz sistemlerde sistemin filtresi bitkilerdir. Onun dışında camlar çok iyi temizlenmiştir. Suyun berrak olması için camın da temiz olması gerekiyor. Yani görüntü açısından söylüyorum. Yemleme yeterli şekilde yapılıyordur. Ne fazla ne az. Her şey sağlıklıdır ki su o yüzden berrak olsun. Suyunuz berraksa muhtemelen akvaryumunuz sağlıklıdır. Şu alt kısımları mükemmel bir şekilde temizleyemedim dediğim gibi. Kumu çektiği için onu bir çözeceğim. Ama o yandaki yosun lekeleri gitti. Bakın arka camı temizlemedim göstereyim. Görüyor musunuz ne kadar yosun var? Yansımayı zor görüyorum ama bakın ne kadar net. Tabii ben bir sürü ekim biçim falan yaptığım için su yarın daha da berrak olacak. Yarın görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar bugün bakımdan sonraki gün. Saat yaklaşık 12 civarı sınavdan çıktım. Hemen video çekeyim dedim. Bakın şu an gün ışığı da geliyor. Perdenin diğer kısmı kapalı ben yansıma yapmayayım diye. Suyun berraklığını size göstermek istedim aslında.
şu perdeyi biraz daha açalım. Bakın görüyor musunuz? Su olduğu belli bile olmuyor. Camlar da temiz gayet. Daha da yakından baktığımız zaman